Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Soru bankası bölümünde ikinci soruyla sizlerle beraberim. Saatlerle ilgili bir soru sizlere hazırladım. İsterseniz videoyu burada durdurup siz önce kendi cevabınızı yapın. Daha sonra benim cevabımla karşılaştırıp doğru mu yanlış mı kontrol edersiniz. Ben hemen başlıyorum. Soruyu okuyalım. Murat Bey öğleden sonra iş yerinden ayrılırken saate baktığında saat resimdeki gibiydi. Birazdan yazacağız bu saati. Duvardaki bu saat bozulmuş ve her 3 saatte 7 dakika geri kalmaktadır. Murat Bey 2 günlük tatilin ardından iş yerine döndüğünde bu saat kaçı gösterir? Biraz zor bir soru hazırlamışım galiba. Neyse, aşama aşama yapalım. Şimdi ilk önce şuradaki saati yazalım. Akrebe bakıyorum 2'yi geçmiş, 3'e henüz gelmemiş. O zaman ben buraya 2 yazmalıyım. Yalnız burada dikkat edeceğim bir şey var. Öğleden sonra diyor. O zaman ben 2 yazmayacağım, 14 yazacağım buraya. Peki dakikalar kaç geçiyor? Beşer beşer saydığımızda 14.40. Yani saat şu anda 14.40. Murat Bey iş yerinden ayrılırken bu şekilde görmüş. Saat 14.40. Ve şuna dikkat edin. 2 günlük tatilin ardından diyor. Yani 2 gün sonra biz bu saate bakacağız. Peki ne oluyor? Saat bozuluyor. Her 3 saatte 7 dakika geri kalıyor. Şimdi 2 günlük sürede kaç saat var? Önce bunu hesaplayalım. 24 saat 1 gün 2 ile çarptığımızda 2 günde 48 saat var. Ama buradaki saat her bir saatte 7 dakika geri kalmıyor. 3 saatte 1 ancak 7 dakika kalıyor. O zaman bu 2 günlük süre 48'in içinde kaç tane 3 saat geçecek? Bunu bulalım. Yani 48'i 3'e bölelim. 4'te 3 1 kere. 1 kere 3 3 çıkarıyorum. 18'de 3 6 kere. Demek ki bu 2 günlük sürenin içerisinde 16 defa 3 saatlik süre oluşacak. Ve her 3 saatte 7 dakika geri kalıyor saat. O zaman 16 ile 7'yi çarpmamız lazım. Ne kadar dakika geri kaldığını görmemiz lazım. 7 kere 6 42 elde var 4. 7 kere 1 7 4 de elde 11. 112 dakika geri kalmış bu saat 2 gün sonra peki 112 dakika ne yapıyor kaç saat kaç dakika bunu da şöyle bulabiliriz ee, şurada bulalım 112'yi ne yaparız 60'a böleriz ya da bir tane 60 çıkarız öyle de bulunabilir yani zaten bir defa var çıkarıyorum 2 ee, 11'den 6 çıktı 5 yani 1 saat 52 dakika bu saat 1 saat 52 dakika geri kalmış oluyor Murat Bey ilk baktığında saat 14.40'tı. 1 saat 52 dakika geriye kal. Geri kalacak 2 gün sonra baktığında. O zaman ne yapacağız? 1 saat 52 dakikayı çıkaracağız. Yalnız burada bir sorun var. 40 dakikadan 52 dakikayı çıkaramıyoruz değil mi? Saatlerle çıkarma işlemlerini hatırlayın. O zaman komşudan 1 saat alacağız. 1 saat demek 60 dakika demek. Burada da 40 var. 60 ile 40'ı bir araya getirdiğimizde burası 100 dakika oluyor. Burada neye kalıyor? 13 kalıyor. Şimdi 100'den 52'yi çıkaracağız. 0'dan çıkmaz. 10'dan 2 çıktı. 8 burada kaldı. 9. 9'dan 5 çıktı. 4. Yani 48 oldu. Peki burada ne kaldı? 13. 3'ten 1 çıktı. 2 ve 1. Yani 12, 48. Cevabımız B şıkkıymış. B şıkkını işaretleyelim. Dediğim gibi bayağı zor bir soru hazırlamışım. Umarım sizler de benim gibi yapmışsınızdır. Doğru bulmuşsunuzdur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.